bu oyunu görmüştük. Gezi olaylarında sözde ağaç için orada olmadıklarını, mesele ağaç değil arkadaşlar siz hala anlamadınız mı tweetleriyle niyetlerini gösterenler, şimdi de hayvanlar üzerinden çirkin amaçlarını ortaya koydular. Ya burası barınaksa canlarımızın durumunu görmek istiyoruz ya. Sebebi bu. Sosyal medyada canlı yayın açarak her ay Konya'ya düzenli olarak barınağa gideceğini söyleyen sözde sanatçı Burak Arslan'ın söyledikleri adeta itiraf niteliğindeydi. Şunu bilmesini isterim Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Değil, mevcut iktidar hayvanseverler konusunda hükümet devrilir, hükümet değişir. Herkes bunu bilsin. Olayın siyasi bir olay olduğuna açık ve itiraf eden sözde sanatçı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı üzerinden yapılacak hamlenin parti üzerinde etki yapacağını söyleyerek niyetlerini açıkça ortaya koydu. Konya şu anki siyasi iktidarın kalesi olarak görülen bir yer. Ve aslında buradaki belediye başkanı üzerinde yapılabilecek herhangi bir hamle aslında direkt o parti üzerinde bir etki yaratıyor. Konya üzerinden iktidarı hedef alacaklarını net şekilde söyleyen bu zihniyetin dertlerinin hayvan sevgisi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Medya algısı yapmamız en önemlisi. Gerekiyorsa medya ajansını tamamıyla Konya'da katliam var tagi üzerine çalışmalar yaptıracağım. Gerekirse YouTuber'larla anlaşacağız, gerekirse Twitch'çilerle anlaşacağız, gerekirse yayıncılarla, gerekirse muhabirlerle, gerekirse influencer'larla ve Konya'ya sürekli her ay çıkartmalar yapacağız. 5 kişilik, 10 kişilik sanatçı, medya ekibi.